Uludağ Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Neden? Uludağ Üniversitesi 40'lı yaşlarında bir erkeğe neden bunu düşünmüş? Onu bilmiyorum ama ya herhalde çeyizime koyayım falan diye. Evet, değil mi? Dantela var bayağı üzerinde çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Düşünmüşler, getirmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim bir ödül de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime ve üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz, başarılar dileriz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Galip Akan göndermiş. Üniversitemiz öğrencileri tarafından Sayın Beyaz Öztürk yılın en beğenilen talk show programı seçilmiş Bezmi Alem Üniversitesi. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam, offside işini falan geçtim. Yani öyle bir Altın Ordu Spor Kulübü'nün yaptığı bir şeyi burada bir ince geçeyim diye yapmıştım. Senin var mı da futbolla ilgin Suzan'cığım? Yok, Fenerliyim ama. Ha. Ama hiç öyle ilgilenmem diyorsun. Ya bir tane futbolcunun bile adını bilmem. Bir ara reklam çekimlerinde birlikte çalıştığımız için ben makyajını yaptığım için Reviboy'u biliyordum o kadar. Reviboy'u. O kadar başka da bayağı en bilmiyor. Son bıraktığında evet futbol bambaşka bir boyuttaydı. O kadar anlamıyorum yani. Ya. Çünkü takım kuruldu biliyor musun? Kızıl Yıldız takımını tutardık biz Yugoslavya yani ha. Eski Yugoslavya döneminde. Sonra buraya geldiğimizde Fenerbahçe şampiyondu. Biz de Fenerli olduk. Fenerli oldunuz evet. Yanındaki arkadaş bayağı tribün lideri olabilecek durumdadır yani. Az onun yalayıp yutmadık tribünleri. Fenerbahçeli olmaları mı? Valla denk geldi gerçekten de. Çoğunluğa mı dikkat ediyorsunuz? Veyat abiye hiç sormadım. Veyat abi var mı da bir futbolla falan bir ilginiz var mıdır? Çok severim. Yani spor yaptım. Ne yaptınız abi? Pimponda çok iyiydim. Yani hep Türkiye şampiyonuydum. Galatasaray Lisesi'nde. Deniz. Ama Veyat abiye çok yakışan bir spor değil mi? Ne? Yani gel karateciyim desen şaşırdık hepimiz yani Veyat abi. Aynen. Göster derdin o zaman ne yapacaktın? O zaman... Var mı pimpon masası burada oynayalım bir diye. Şey söyleyeyim mi? Hı? Ağır pimpon oynarım. Güzel. Yani çok iyi pimpon oynarım. Çinli gibi oynarım. Eyvah ben oldum. Valla gerçekten de ama yakın mesafe oynamam. Uzak mesafe tenis oynarım. Tenis de oynar. Tenis oynamam. Duyamıyoruz. Uzak. Konuştuklarımızı duyamıyoruz. Orkestra keyif alıyor ama biz burada duyamıyoruz mesela. O arada konuşuyoruz yani. Özür dilerim Veyat abi. Evet. Evet. şeyde. Futbol... Takım tutuyor muydunuz? Onu sormuştuk. Tutuyorum tabii ki. Tahminin artık hangi liseden mezun? Galatasaray Lisesi'nden. Zimbom. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim. Orkestra Galatasaray dendikçe Fenerbahçe marşı çalıyor. O da ayrı bir güzel. Orkestramızın yeni kuruldu. Daha nota bilgisi çok şu anda. Sadece tek marş çalabiliyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde öteki marşlara da geçecekler. Pimpon oynuyorsun abi. Başka yaptın mı spor? Başka spor dallarında uğraştınız mı? İşte tenis. Ha tenis. Sen rakip öteki tarafta olsun istiyorsun. Yani fazla rakiple birebir böyle bir görüşmeyeyim senin de. Topu atayım karşılıyorsa cevap veririz yo, falan. Yok çift de var tabii bu işin içinde. Çift çiftlerde de oynuyorsunuz. Yani evet. Çift de var. Valla spor bence dünyanın en güzel şeylerinden biri. Çünkü şahsiyeti geliştiriyor. Spor centilmen olmayı öğretiyor. Yenilmeyi öğretiyor. Ve en büyük rakibinin kendin olduğunu öğretiyor. Harika. Ben yaptığım her işte aslında kendime hedefler koyarım genellikle. Başkası önemli değil çünkü hayalden üstün. En iyi oynanan zamanda bile biri sizden daha kabiliyetli, sizi yeniyor. Siz bakacaksınız yapabildiğimin, yapabileceğimin en iyisini yaptım mı acaba diye. Yenilmeyi kabul etmek bu cümlelerin içinde en önemlisi. Evet, yani, kabul edeceksiniz Ceyla. Bahane bulmayacaksınız. Bahane bulmayacaksınız, başarılı olanı da alkışlamayı bileceksiniz. Başarılı olanı hem alkışlayacaksınız hem de ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Evet. Önemli. Ne yap? Şafak duyuyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.